2019 yerel seçimlerine gidilen süreçte siyasiler projeleriyle öne çıkma derdinde. Bu durum öyle bir hal aldı ki elini sallasan projeye çarpıyor. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler 200 olarak belirse de ilçelerle birlikte büyüklü küçüklü 552 proje tanıttı. Saadet Partisi'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin ise 50 artı 52 diyerek 104 projesini kamuoyu ile paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Mustafa Adıgüzel ise projelerini iki başlık altında toplayarak 5S2T dedi. Peki vatandaş soruyor. Adaylar kazanmaları halinde yüzlerce maddeyi bulan bu projeleri 5 yıla sığdırabilecekler mi? Yoksa 5. yılın sonunda Ordu'nun fotoğrafı aynı mı kalacak? Kimisi oy vereceği adaya güvenerek projeleri için yapılır diyor. Kimisi de geçmişte verilen sözleri hatırlatarak umutsuz konuşuyor. Bundan sonra bize proje olsa ne olacak olmasa. Teşekkür ederim. Ama gelecek için bir şeyler yapılmalı bu ülkede. Projelerin bir geçerliliği olmadığını savunan, geçim derdindeyiz diyen kesimin parti gözetmeksizin projelere güveni de hiç yok. Projelerin bir geçerliliği yok ustam ya. Projeler bir siyaset ama ne diyeyim ben, şu anda millet iktidar şeyine güvenmiyor. Yani. Herkes bu ekonomik şeyden dolayı millet herkes. Biz de emekliler bu durumdayız yani. Hep kime sorsam İdris Naim Şahin değiller Büyükşehir'de. Ama Altınoluk'ta şeyi şanslı göreyim. Birol Yılmaz'ı şanslı görürler. Ben onu biliyorum. Ben başka bir şey bilmiyorum. Devlette sürekliliğin esas olduğuna işaret eden vatandaş, biri gider gelen yapar diyor. Ancak yapılacak olan güzel bir projenin olmadığını ileri sürüyor. Bu gider öbürü yapar. Bu gider belki yapacak. Yol yapılacak. Senin benden alınan belki de yapılacak. Ama yapılacak güzel bir proje yok. Vatandaş işsiz, aç. Projeler önce... Bir sürü üniversiteli gençlerimiz açlıkta sokakta geçiyor. Hiç bulamıyor. Mevcut siyasi hayata eleştirel yaklaşan kesime cevap verenler ise alternatifin olmadığını savunuyor. Geçmiş yönetimde Ordu'da bir şeylerin değiştiğini gördüklerini söylüyor. Hangisi daha iyi bir verimli bir şey yapacaksa Allah ona nasip etsin. Şimdi işte 17 yıldır yapamadı falan filan doğrudur. Belki eksikleri vardır da. Şimdi şey de yapmayacağız. Şimdi alternatif olarak bir şey sunarsınız. Daha evvelkini şey yaparsınız. Ama alternatif de yok. Varsa gideriz peşine. Sonuçta oy cebimizde. Şimdi proje sunulması tabii ki güzel. Bir kısmı hayata geçer, bir kısmı geçmez. Bu %100 hayata geçecek diye bir şey yok. Hangisi sunarsa sunsun yoktur. Şimdi bu geçtiğimiz dönemde bir şeyler ben hissettim orada. Ben oy da vermem. Mevcut şahsiyete. Ama ben bir şeyler gördüm. Ordu'nun altyapısında gördüm. Sahilinde gördüm. Bir şeyler oldu. Ben emekli vatandaşım. Ben gördüğüme bakarım. Yola bakarım, içtiğim suya bakarım. Her ne kadar büyük şehirde olsak sıkıntımız büyük diyen insanlar projeleri kendince şöyle sıralıyor. Memleketimizin her şeye ihtiyacı var. Ordumuz büyük şehir ama yani son dönemde büyük şehir oldu ama çok ihtiyaçları var memleketimizin. Önce biliyorsunuz geçim kaynağı fındık. Fındıkla ilgili sıkıntılar var. Fabrikalar yok. Sanayi kenti, turizm kenti diyoruz. Turizme yönlendirecek daha fazla çalışmalar olması lazım. Öğrencilere biraz daha destek verilmesi gerekiyor. İşte öğrencilerin yurt sorunu var. Ordumuzda işsizlik sorunu had safhada. Bununla ilgili biraz çalışma yapması lazım siyasilerin. Fındık, yol, su, sanayi. Siyasi isimler birçok alanda proje açıklasa da vatandaşın derdi yine fındık, yine yol, yine su. 31 Mart 2019 seçimleri sonrası bu açıklanan projelerin en büyük takipçisi vatandaş olacak.